Belki Christie'nin çöp masalları özellikle modern edebiyatta sık sık karşımıza çıkan, gerçek anlamda özetlenemeyecek romanlara iyi bir örnektir. Bu romanda Latife Tekin, Çiçektepe isimli gecekondu mahallesi merkezinde farklı karakterlerin farklı hikayelerini sunar. Romanda baştan sona anlatılan bir ana konu, romanın merkezinden ayrılmayan belli bir ana karakter yoktur. Kitabın ismindeki masalları kelimesinin çoğul bir şekilde yazılmasından da anlaşılabileceği gibi, roman Çiçektepe'nin kuruluş hikayesiyle başlayarak burada yaşayan insanların hayatlarından, yaşadıklarından kesitler sunar. Ancak Çiçektepe'nin gelişiminin belli boyutlarını göstermek dışında romanın düzenli bir olay akışı yoktur. Bu nedenle Berge Christ'in çöp masallarının bir özetini okumak fazla anlamlı olmayacaktır. Bu bilgilerle birlikte romanın başlangıç noktasının Çiçektepe'nin kurulması olduğu söylenebilir. Bir gecede yapılan gecekondular daha sonra yıkılır ve uzun süren bir yıkılma, yeniden yapılma döngüsünün ardından insanların çöplerin kenarındaki bu mahallede yaşamasına izin verilir. Bürokratik engelleri aştıktan sonra Çiçektepe halkının yaşadığı en büyük sorun, evlerin damlarını uçuran, insanları iki büktüm bırakacak hastalıklara yol açan rüzgar olur. Buna da zamanla alışarak hayatlarını sürdürmeye devam eden Çiçektepeliler, yavaş yavaş yeni bir hayatın farklı unsurlarıyla da karşı karşıya gelirler. Devlet yetkilileri buradaki yapılaşmaya engel olamayacaklarını anladıklarında, NATO Caddesi ismini vererek mahalleyi resmileştirir. Yörenin bilgelerinden Güllü Baba kendisini özel yapan gözyaşlarını yitirir. Mahallede güzel kapılara sahip olmak, muhtarlık seçimi, bankaya para yatırıp bir şeyler satın almak gibi yarışlar yaşanır. Bu sırada Çiçektepe'nin önemli yerlerinden bir tanesi olan buzdolabı fabrikasında da gelişmeler olmaktadır. İlk günlerde işçileriyle birlikte çalışan, herkesten erken gelip geç çıkan Bay İzak, para kazandıktan sonra işçilerine desteği yalnızca lafla vermeye başlar ve daha sonra fabrikanın işletmesini devreder. Yeni getirilen ve yurt dışında eğitim almış olan müdürlerin şirket politikaları, Çiçektepe işçilerini bir süreliğine grev yapmaya iter. Roman daha sonra Çiçektepe'de kalabalık bir şekilde yaşamaya başlayan çingenelere, kendi hayatını anlattığı bir roman yazmaya çalışan kumarbaz Lado'ya, Çiçektepe'de açılan bir bankaya ve mahallenin Vakıf Çiçektepe ile Birlik Çiçektepe olmak üzere iki ayrılmasına yoğunlaşır. Eserin finali, Güllü Baba'nın henüz romanın ilk sahnelerinde öngördüğü gibi, içinden bitkiler ve çiçekler fışkıran evleri görmek için bir dolu insanın Çiçektepe'ye gelmesiyle gerçekleşir.